Anadolu'da ordu satışları devam ediyor. Mehmetçik cephede sıcak çatışma yürütüyor. Suriye'nin terörden temizlenen Nasriye köyündeyiz. Kızılay bölgeye, bölge halkına ihtiyaç yardımı yapıyorlar. Şu anda görüyorsunuz Kızılay ekipleri kolileri dağıtmaya devam ediyor. Az sonra o tarafa gideceğiz ama öncesinde bu köyde yaşayan biriyle konuşacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şu anda kendilerini nasıl hissediyorlar? Güvende hissediyorlar mı? شلون شايفين حالكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالامان نحن وكل شيء تشكر الهلال الاحمر الحمد لله خلصنا من الظلم ومن الكل Çok şükür şu an güvendeyiz, emin ellerdeyiz. Türk Kızılay'a Şevket Ali buraya da uzandı. Türk Kızılay'a Allah razı olsun yardımlarından dolayı. Daha önceden peki nasıl bir ortam varmış burada Mehmetçik önceden gelmeden önce? قبل ما يجي جيش الترك شلون كان الاوضاع هنا وهلا شلون كان الاوضاع؟ يعني الحز الاوضاع زين الحز الحمد لله. Şimdi şeyler çok güzel. Eskiye nazaran bin kat daha güzel elhamdülillah. Allah Türk ordusuna razı olsun. Bir şuay zahma kula bi yani lajin ma amel yekderun yuruhun ala ahlihim yani şuay zahma. Göç dalgası yaşıyoruz. Olabilir. Diğer köyler insanları bizi misafir ediyoruz. Buraya geliyorlar, misafir ediyoruz. Ailece evlerimizi paylaşıyoruz onlara. Bu kalabalık geçecek. Türk ordusuna güveniyoruz. Türk hükümetine güveniyoruz. Allah onlardan razı olsun. خبز ما بي شغلات يعني الحز بدنا خبز يعني ما بي خبز الخبز قليل ekmek ihtiyacımız var, yardım ihtiyacımız var ama şu an çok şükür Türk Kızılay'ı bunları başlatmaya başladı. Yardım eli, şefkat eli uzanmaya başladı bize. Temizlenen bölgelere Kızılay'ımız girmeye başladı. Allah onlardan razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şükran, şükran, şükran Türkiye. Sonsuz, sonsuz teşekkürler size. Biz de şükran diyoruz, biz de teşekkür ediyoruz sizlere. Evet görüyorsunuz arkamda Kızılay'ın, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımlarının bulunduğu, kolinin bulunduğu kamyon var. Şu anda bölge halkına, burada yaşayanlara koliler dağıtıyor. O kolinin içerisinde yiyen malzemeleri var, hem de gıda malzemeleri var. İsterseniz o tarafa doğru birazcık ilerleyelim. Kolileri göstermek istiyorum. Şu halkı önünde Kızılay tarafından dağıtılan alıyorlar ve evine götürüyorlar. Şöyle devam etmek istiyorum. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurada bir koli var. O koliyi göstermek istiyorum. Çocuklar kolileri şu anda alıp evlerine götürüyorlar. Arkadaşlar biraz. Ben sol tarafta görüyorsunuz diye köyün Kızılay tarafından Türkiye'den gönderilen yardımlar şu anda köy halkına dağıtılıyor. Onlar da o yardımları alıyorlar. Nasıl köyünden terörden arındırıldıktan sonra vatandaşın en büyük talebi ise eğitim ve doktor ihtiyacı. İşte bu ihtiyaçların da karşılanmasını talep ediyorlar. Kızılay şu anda bölge halkına hem hijyen malzemesi hem de malzemesi dağıtıyor. Ama ihtiyacı eğitim ve doktor bize bunları aktardılar. Görüyorsunuz şu anda koliler evlere doğru. Hem çocuklar hem de erkekler bu Kızılay'ın hazırlamış olduğu yardım kolilerini evliyorlar. Köyündeyiz dedik. Terörden arındırılan Suriye'nin terörden arındırılan PKK temizlenen Nasriye köyündeyiz. Şu anda Kızılay'ın bölge halkına yardımları devam ediyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. 13 bülteni ile karşınızdayız. Biraz önce Deniz Çağlayan sınır ötesinden Nasriye'den gelişmeleri aktardı. Güzel görüntüler gösterdi bize. Biz de devam eden Afrin operasyonuyla bültenimize başlayalım. Türk ordusu Afrin'i iyice çembere aldı. İlçe genelindeki çok sayıda köyde kontrol sağlandı. Operasyonda toplam 3.291 terörist etkisiz hale getirildi. Türk ordusu ve ÖSO güçleri Afrin sınırına dayandı. Operasyon planlandığı gibi sürüyor. Afrin kent merkezine
kuzey ve doğudan bakan tüm noktalar ele geçirildi. Cinderes ve Bülbül'de de destan yazan askerler PKK-PYD-YPG'nin Afrin'de savunma hatlarını çökertti. İlçenin sokakları civardaki hakim tepelerden çıplak gözle görülebiliyor. Özel eğitimli komandolar, jandarma ve polis özel harekat timleri, SAT-SAS timleriyle bu güçlere destek veren ÖSO her an ilçe merkezine girebilir. Kuşatma devam ediyor. Hedef teröristlerin daha çok baskı altına alınması. Güvenlik güçleri son olarak Kastel Keçik, Karatepe, Halidiye, Culbul ve Kanakayar olmak üzere 5 köyü daha teröristlerden temizledi. Zeytindalı harekatının başından bu yana 3291 terörist etkisiz hale getirildi. Ağır darbe alan teröristler ilçeden kaçmaya başladı. Afrin'de sözde Adalet Bakanı görevi yapan Sait İsmet Gubar kenti terk etti. Kaçan diğer elebaşı ise sözde İçişleri Bakanı Hasan Bayram oldu. Kandil'den giden elebaşları da ilçede tutunamadı. Kaçma yolunu seçti. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i tam çembere almaya hazırlanıyor. Afrin'le ilgili öncelikli plan sivillerin tahliyesi. Afrin kuşatma altında. Çember tamamlanmak üzere. Hilal kapanıyor. Amerika'nın kara gücü PKK-PYD için kıskaç daralıyor. Bülbül, Raco, Şeran, Şeyhadit. Son olarak da Cinderes. Afrin yolu açılmış durumda. Plansa bölgeyi çembere almak. Türk ordusu Afrin kent merkezi sınırına kadar yaklaştı. Ancak Zeytindalı harekatında gelinen aşamada hilal kapama işlemi gerçekleşiyor. Terör örgütünü hilal taktiğiyle çevreleyen Türk ordusu hilali kapamak için kararlı operasyonlarını sürdürüyor. Sivil hassasiyeti ise en üst seviyede. Yakın zamanda sivil tahliyesine başlanabileceği değerlendiriliyor. Amerika ise her geçen gün güç kaybeden kara gücü PKK-PYD'ye çözüm yolu arıyor. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre son olarak 2000 terörist Afrin'e doğru yöneldi. Teröristler Membiç ve Rakka'dan yani Amerika'nın bulunduğu noktalardan gönderiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i tam kuşatma altına alıp bölgeyi izole edecek. Çember planıyla ABD'nin PKK-PYD'ye takviyesi boşa çıkarılacak. Diğer yandan Afrin merkezde sivillerin arasına saklanmaya çalışan teröristlerin de kaçacak yeri kalmayacak. Hilal'in iki ucunun birleşmesiyle operasyonların daha da hız kazanacağı aktarılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önce kudretleri yetse karşımıza dikilecekler diyerek Batı'ya yüklendi. Ey NATO! Neredesin? NATO'ya böyle seslendi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. NATO'yu Suriye'ye çağırdı. Bizim isteğimiz şuydu. Ey NATO! Neredesin? NATO'ya böyle seslendi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. NATO'yu Suriye'ye çağırdı. Bizim isteğimiz şuydu. Afganistan'da çağırdın geldik. Somali'ye çağırdın geldik. Balkanlara çağırdın geldik. E şimdi de ben çağırıyorum. Hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu hatırlatan Erdoğan, üstü kapalı olarak başta Amerika olmak üzere ittifak içindeki ülkeleri eleştirdi. Aslında kudretleri yetse, kalkacaklar onlar, açık net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. En tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var. Partisinin kongresi için gittiği Mersin'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytindalı Harekatı'na ilişkin de bilançoyu açıkladı. Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2000 kilometre kareyi de
kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola arman ola. Ona da devam edeceğiz. Bu arada Erdoğan'ın kongreye gelenleri Bozkurt işaretiyle selamlaması da dikkat çekti. Tek millet. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Antalyalılarla buluştu. Partisinin il başkanlığınca düzenlenen konferansta konuşan Perinçek, Türkiye'nin önündeki sorunlara dikkat çekti. Türkiye'nin Vatan Savaşı'nın kararlı, kesin başarısı için Türkiye'nin Vatan Partisi hükümetine ve Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı'na ihtiyacı var. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek Antalya'da yurttaşlarla buluştu. Partisinin il başkanlığının düzenlediği konferansta konuşan Perinçek'e ilgi yoğun oldu. Üretenler iktidar olacak. Dilenenler iktidardan inecek. Üretenler iktidar olacak. Dilenenlerin Cumhurbaşkanı bitecek. Üretenlerin Cumhurbaşkanı gelecek. Vatan Partisi lideri Türkiye'nin en önemli meselesinin teröre karşı verilen vatan savaşını başarıya ulaştırmak ve üretim ekonomisini yaşama geçirmek olduğunu söyledi. Bunu da ancak Vatan Partisi çözer dedi. Biz Tayyip Erdoğan'ların rakibiyiz. Neden rakibiyiz? Onlar bu işi tutarlı, kararlı bir şekilde yürütemiyor. İki, daha önemlisi Türkiye'nin önüne gelen üretim ekonomisi konusunda bir programa ve yönelişe sahip değiller. Demek ki Türkiye'nin sorunlarını Tayyip Erdoğanlar değil, Vatan Partisi çözer. Onun için onların rakibiyiz. Türkiye'nin önündeki sorunları nasıl, hangi hükümetle, hangi cumhurbaşkanıyla çözebiliriz? Bu soruyu milletin önüne koyacaklarını belirten Perinçek, tüm partilere de meydan okudu. Şu anda Türkiye'de hiçbir cumhurbaşkanı adayı, hiçbir parti bu partinin karşısına başarılarıyla çıkamaz. Buradan meydan okuyorum, meydan okuyorum. Hangi başarınız var? Tayyip Erdoğan'a soruyorum, Kılıçdaroğlu'na soruyorum, Devlet Bahçeli'ne soruyorum. Hükümet olma iddiasıyla bu seçimlere giriyoruz, iktidar olma iddiasıyla bu seçimlere giriyoruz ve göreceksiniz değerli arkadaşlar, Türkiye bu süreçten olağanüstü çözümlerle çıkacaktır. Konferansın ardından Perinçek yemek etkinliğinde yurttaşlarla bir araya geldi. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi sırasında şehit olan Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç etkinlikte söz aldı. El birliğiyle biz Ömer Haris Demirleri, Muhammed Oğuz Kılınç'ları anne baba olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu millete inşallah kıyamete kadar hiçbir kimse diz çöktüremeyecek. Çünkü bizler şerefsiz bir şekilde vatan topraklarına basarak yaşamaktansa o toprağın altına girer, yatarım diyen ve evlatsız yaşarım ancak vatansız ve bayraksız asla diyen bir milletin ta kendisiyiz. Gecede öncü gençliğe yeni katılanlara rozetlerini de Perinçek taktı. Kapatılan askeri liselerin yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 76. hafta geride kaldı. Askeri liseleri bir an önce açın dediler, 76 hafta boyunca mücadele verdiler. Her yerinde afişler astık, 5 tane. Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 76. nöbet tutuldu. Buraları açmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de buraları açtırmak için elimizden geleni yapacağız. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Okka sert konuştu. Bu okulların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Ordusu'nun ve Cumhuriyet'in kaleleridir. Buraları zapt edemezsiniz, yıkamazsınız, kapalı tutamazsınız, eninde sonunda açacaksınız diye iktidarı uyarıyor ve ikaz ediyoruz değerli arkadaşlar. Eyleme Cumhuriyetçi hekimler de katıldı. Doktorlar olarak, Cumhuriyetçi hekimler olarak yeniden vatanın, genelkurmayın emir komuta zinciri altına girmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hokka, şeker fabrikalarının da özelleştirilmesini eleştirdi. O fabrikalar Cumhuriyet'in kaleleridir. Geçen akşam Alpullu Şeker Fabrikası. Şimdi Alpullu'yu açtılar, Turhan'ı açtılar. Biz sevindik. Dedik ki yeniden milli ekonomiye dönüyorlar. Bunlar millileşti. Öyle derken milletin
Türk ve Türklük kelimesine saldırmaya başladım. Nöbette bir kez daha askeri liselerin yeniden açılması ve GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması istendi. Sen savcı mısın be kardeşim? CHP'de genel merkezle parti içi muhalefet tüzük değişikliği kurultayında da karşı karşıya geldi. Genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce cephesinin verdiği üst üste iki seçim kazanamayan genel başkan görevi bırakmalı önerisi reddedildi. CHP'de parti içi muhalefetle genel merkez ayrışması devam ediyor. Son gelişme tüzük değişikliği kurultayında yaşandı. Tek ses çıkaracak. Tekrarın gücüne inanan bir örgüt istiyorum. Önce tümü görüşüldü. Tümüyle ilgili kurultay delegelerimiz görüşlerini ifade ettiler. CHP'nin tüzük değişikliği için düzenlediği 19. olağanüstü kurultayının ikinci gün toplantısı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ben istediğim televizyon kanalına çıkarım, istediğim gibi konuşurum. Konuşamazsın arkadaş. Bugüne kadar ses çıkarmadım. Bundan sonra izin almadan çıkıyorsa kusura bakmasın. Bu partide yeri yoktur. Kurultayın ikinci gününde genel başkanlık yarışını kaybeden Muharrem İnce cephesinin verdiği tüzük önerisi delegelerin oyuyla reddedildi. Bir grup milletvekilinin imzasıyla divana sunulan üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkan bu görevi bırakmalı yönündeki önerge yaklaşık 1000 kişi içinden 100 oy alabildi. Delegelerden genel merkezin hazırladığı bir tüzük maddesi de çizik yedi. Buna göre tüzük taslağında yer alan üye ve destekçi üye formülü delegeler tarafından reddedildi. İlgili maddede düzenli aidat ödeyen partili için üye, aidat ödemeyen içinse destekçi üye tanımı yapılıyordu. Üyelik ilişkilerini düzenleyen 6 madde revizyon edilmek üzere parti bünyesinde oluşturulan tüzük komisyonuna gönderildi. Vatan Partisi Doğu Perinçek, 1 Kasım seçimlerinde CHP'den aday olmak istediği kabul etmedik diyen CHP milletvekili Dursun Çiçek'i 7 ayrı belgeyle yalanladı. CHP'li vekil yalanladı. Belgeler kamuoyuyla paylaşıldı. Ya yanlış bilgilendirilmiş Sayın Dursun Çiçek ya da doğruyu söylemiyor. Sanırım listelerde mutabakat sağlanamadı. Gönderilen listelerde mutabakat sağlanamadı. CHP 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde Vatan Partisi'nin uzattığı eli neden itti? İki parti arasında anlaşma sağlanamamasının nedeni listeler miydi? Soruların yanıtına ilişkin Vatan Partisi'nden çarpıcı açıklamalar geldi. Biz diyoruz HDP'yi PKK'yı bırakın. Onlar inatla PKK'yı meclise sokuyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Vatan Partisi Genel Başkanı'nın adaylığında ısrar ettiler. Sanırım onda görüş birliği sağlanamadı. Bunu Doğu Perinçek istedi, CHP kabul etmedi. Doğru mu evet. anlıyorum? Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serhan Bolluk, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in bu açıklamalarını 7 belgeyle yalanladı. Belgeler iki parti arasında 1 Kasım seçimlerinde yapılan yazışmalardan oluşuyor. Bir diyoruz ya, genel başkanımız bir tek onu göster. CHP listelerinden şöyle şöyle yapabilirsin. Ama diyoruz eğer küresel güçlerin baskısını aşamıyorsa, aşamadığını anlaşılıyor. O zaman tamam, Doğu Perinçek'in bulunmadığı bir liste hazırlayalım. Doğu Perinçek kendi adaylığından vazgeçiyor. Bolluk, CHP ile uzlaşı sağlanamamasının nedeninin listeler üzerinden değil, şart koydukları PKK ile mücadeleyi CHP'nin benimsememesinden kaynaklandığını açıkladı. Biz diyoruz bölücü terörü etkisiz hale getirmek lazım. O diyor ki fayatlarını derinleştirmeyin. Şimdi sordular sonradan, basından da soranlar oldu, bu niye olmadı bu iş diye. İşte bu yüzden olmadı. Olmamasının nedeni budur. Mektuplarda var niye olmadığı. Bizim ne dediğimiz ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne dediği. O büyük farklılık, yani biz onlara diyoruz ki HDP'den elinizi çekin, Vatan Partisi'yle birleşin. Vatan Partisi'nin 2015'te olduğu gibi bugün de terörle mücadeleyi savunduğunu söyleyen Bolluk, CHP'nin ise hala elini PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den çekmediğini ifade etti. Aradan 3 sene geçti ve CHP ne yazık ki bu HDP ile bir arada yürüme çizgisini derinleştirdi. HDP ile beraber yürüme kararlılığında görünüyorlar. Böyledir. Türkiye'nin vatan savaşına karşı mevzileniyorlar. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin Mersin'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. Gültekin partisinin programını 5 maddede açıkladı. Bütün sistem partileri istisnasız milletin yarısına dayanarak, diğer yarısının karşısında onların desteğini alarak
kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtirmek. Yani milleti bölerek. Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı için imza kampanyası sürerken Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin Mersin'de önemli açıklamalar yaptı. Bölücülükle sonuç almaya çalışıyorlar. Türkiye'nin temel ihtiyaçlarına terstir bu. Gültekin, AKP-MHP ittifakına tepki gösterdi. AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın biricik amacı %50+1'i nasıl bulacağız sorusudur. Karşıtları için de bu geçerli. Gazeteciler Cemiyeti'nde konuşan Gültekin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bütün milleti birleştirecek programı açıkladı. Teröre karşı mücadele ve Türkiye'nin toprak bütünlüğü, ulusal güvenliğini savunmak. Borçlanma ekonomisi değil, üretim ekonomisine yönelmek. Programın üçüncü maddesi komşularımızla dostluk ve birlik. Cumhuriyet devrimimizin kazanımlarını savunmak. Yeni bir dünya kuruluyor. Avrasya. Türk ordusu PKK'lılara göz açtırmıyor. Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında olan PKK'lılara hava harekatı düzenlendi. 18 hedef imha edildi. Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar tespit edildi. Anında etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Zap, Gara, Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinden üst bölgelerine saldırmak isteyen teröristler tespit edildi. Türk savaş uçakları havalandı. Hedeflere bomba yağdırdı. 18 hedef imha edildi. Bölücü terör örgütü yurt içinde de ağır darbe aldı. Diyarbakır, Mardin ve Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda biri sözde lider kadrodan olmak üzere 18 PKK'lı öldürüldü. Tuzaklanan 14 bomba imha edilirken 21 silah mevzi, sığınak ve barınak da kullanılamaz hale getirildi. Çin Halk Cumhuriyeti Meclisi Devlet Başkanlığı görevinde iki dönem sınırlamasını kaldırdı. Kararla birlikte 2012 yılında göreve başlayan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2023 yılından sonra da görevde kalabileceği belirtiliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nde devlet başkanı ve yardımcılarının en fazla iki dönem görev yapma sınırlaması kaldırıldı. İki dönem yasasının değiştirilmesi teklifi Çin Ulusal Halk Kongresi 13. dönem 1. yıllık genel kurulunda delegelerin onayına sunuldu. Mecliste 3000'den fazla delege oy kullandı. Teklif 2 hayır oyuna karşı 2958 evet ile kabul edildi. 3 delege de çekimser kaldı. Oylamanın tamamlanmasıyla birlikte Çin'de devlet başkanı ve yardımcılarının 2 dönemden fazla görevde kalmasının yolu açıldı. Kararla birlikte 2012 yılında Çin Devlet Başkanı olan Xi Jinping, görev süresinin dolacağı 2023 sonrasında da görevde kalabilecek. Rusya yakın zamanda askeri dengenin lideri konumuna gelecek. Amerika'nın kaygısını gözler önüne seren bu açıklama NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı'ndan geldi. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon, Avrupa'daki kuvvet dengesinin Rusya lehine değiştiğini açıkladı. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparotti'nin yaptığı açıklamalar Pentagon'un kaygısını gözler önüne seriyor. Amerikalı komutan, Rus askerlerin gerçekleştirdikleri modernizasyonun hızına bakılırsa biz silahlı kuvvetlerimizin yenileme temposunu düşürmeyi göze alamayız. Aksi halde onlar 2025'e kadar ordumuzun egemenliğine neredeyse bütün alanlarda meydan okuyacaklar diye konuştu. Scaparotti ayrıca Rusya'nın isterse 2-3 yıl içerisinde Kuzey Deniz yolunun üzerinde kontrol kurabileceğini ancak Amerika'nın buna gücü olmadığını da söyledi. Haçlı Şabi Irak ordusuna resmen dahil oldu. Irak Başbakanı Haydar İbadi Haçlı Şabi birliklerini Irak ordusuna entegre edilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Irak'ta IŞİD'e karşı kurulan Haçlı Şabi Irak ordusuna dahil edildi. Haçlı Şabi'yi Irak güvenlik güçlerinin resmi bir unsuru haline getiren yasa geçen yıl Irak Meclisi'nde kabul edilmişti. Irak Başbakanı Haydar İbadi,
Haçlı Şabi'nin Irak güvenlik güçlerine katılımını resmileştiren bu kararnameyi imzaladı. Haçlı Şabi üyeleri kararname ile birlikte ordu mensuplarıyla aynı şartlara sahip olacak. Kararnameye göre Haçlı Şabi ordu mensuplarının sahip olduğu çok sayıda haktan yararlanabilecek, ordu mensuplarıyla aynı maaşı alacak, askeri hizmetler açısından aynı yasalara tabi tutulacak ve askeri enstitülerle kolejlere girebilecekler. Haçlı Şabi daha önce Amerika ve Irak arasında gerilime neden olmuştu. Bağdat-Washington hattında bu konu kriz yaratmıştı. Amerikalı yetkililer tarafından İran destekli olduğu gerekçesiyle Haçlı Şabi evlerine dönmelidir çağrısı yapılmış ancak İbadi buna karşı çıkmıştı. Amerikan emperyalizmine karşı Batı Asya'nın kadınları Cumhuriyet Kadınları Derneği öncülüğünde Ankara'da buluştu. Cumhuriyet Kadınları Derneği, dünyayı kan gölüne çeviren Amerika'ya karşı Batı Asya kadınlarını Ankara'da bir araya getirdi. Emperyalizmin hiç de istemeyeceği bir şeyi yaparak bölgemizdeki kadınları bir araya getirmeyi amaçladık. Türk İş Genel Merkezi konferans salonundaki etkinlik Batı Asya Kadın Buluşması adıyla yapıldı. Batı Asya Buluşmasının mücadeleci kadınları. Etkinliğin açılış konuşmasını Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül yaptı. Ve biz kadınlar Mehmetçiğin yanında tavır alırken en çok da Batı Asya kadınlarının el ele tutuşarak Mehmetçiğe destek olacağını düşündük. Amerikan emperyalizmine karşı... Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı İnce Özdil'in yönettiği panelde Türkiye, İran, Filistin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycanlı kadınlar konuşma yaptı. Batı ve Siyonist düzeni tarafından zulüm görmüş kadınlara esaslı çıkış yolu bulalım. Yaşasın Türk-Filistin kardeşliği. Ulu Önder Atatürk, Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir demiştir. Dağlarında Harnuk, zeytin toplayıp, bağcılık yapıp Rum vahşetine karşı direndi. Konuşmaların ardından büyük buluşmanın ortak kararla alınan sonuç bildirgesi de açıklandı. Buradan Amerika'ya, Sayın Trump'a, İsrail'e sesleniyoruz. İşgal zindanlarında esir olan kahraman Filistin halkının kadın ve çocukların haklarını korumak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sana karşı mücadele edeceğiz. Ve esaretlerinin derhal sonlandırılmasını istiyoruz. 40 yıl şeker fabrikalarında çalışan yüksek mühendis Erkan Çetinkaya, fabrikaların özelleştirme değil, devlet tarafından geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İzliyoruz. Eğer siz bir müesseseyi zarar ettirmek isterseniz zarar yaptırabilirsiniz. Bu şeker fabrikaları kasıtlı olarak zarar ettirilmiştir. 40 yılını şeker fabrikalarına veren yüksek mühendis Erkan Çetinkaya bu fabrikalara ilişkin önemli uyarılar yaptı. Şeker fabrikaları vatandır, satılamaz. Şeker fabrikaları Türk sanayi ve tarımı için en temel müessesedir. Şeker fabrikalarının satılmasının Türkiye'yi uçuruma sürükleyeceğini söyleyen Çetinkaya'ya göre bu nedenle fabrikalar geliştirilmeli, özelleştirilmeler de durdurulmalı. Şeker fabrikalarını bilakis geliştirmeli, Doğu Anadolu'ya yeni fabrikalar kurmalı, Güneydoğu Anadolu'ya yeni şeker fabrikaları kurmalı, mevcut fabrikaların kapasitesini artırmalıyız. Son dönemlerde fabrikaların başında tecrübesiz kadroların görevlendirildiğini belirten Çetinkaya, böylece özelleştirilmenin önünün açılmak istendiğine işaret etti. Şeker fabrikaları verimsiz çalışıyor sözleri söylendi. Şeker fabrikaları verimsiz çalışmaz. Şeker fabrikaları en mükemmel şekilde çalışır. Kasıtlı olarak kötü yöneticiler yönetime gelmektedir. Şu anda şeker şirketinin yönetimi şekeri bilmeyenlerin elindedir. Şeker fabrikalarında hiç çalışmamış insanların elindedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam'ın güncelleştirilmesi sözleri akademik çevrelerde de yankı buldu. Profesör Doktor Muhammed Nuh Doğan'a göre din yoz düşüncelerden arındırılmalı. Biz bir dinde reform aramıyoruz. Din
esas kaynak olarak bakıldığında aklı, bilimi, fıtratı birinci öneme getiren bir olay iken, daha sonra güzel olan her şeyi neredeyse dışlayan yoz bir kültür kalıbına dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam'ın güncellenme sözlerine açıklık getirdi, ancak tartışmalar sürüyor. Bir dinde reform, böyle bir şey aramıyoruz. Böyle bir derdimiz de yok. Haddimize mi? Asla. Önüne gelen genç, yaşlı, bunlarla ilgili ileri geri bu tür şeyleri konuşmalarının İslam'a getirdiği lekeyi görmemezlikten gelemez. Biz bunu yıllardır söylüyoruz ve o yüzden de bir takım çevreler tarafından büyük haksızlıklara, büyük ithamlara, iftiralara uğradık. Ulusal kanala konuşan Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan, din yozlaştırılıyor dedi. Aslında Kur'an cahiliyenin, cahili sistemlerin tıkadığı aklın ve vicdanın damarlarını açan bir serumdur. Bizim aklımızın, vicdanımızın damarları tıkanmıştır. Bu yoz kültürler aklımızın damarlarını, vicdanımızın, kalbimizin damarlarını tıkadı. Erdoğan'ın sözlerini destekleyen Doğan, insanların kendi aklıyla düşünmediğini söyledi. Bu olayı ben çok önemsiyorum ama mutlaka bunun ısrarla sürdürülmesi ve neticeyi alacak şekilde yoz İslam anlayışındaki tecdit, yenilenme çok ciddi bir şekilde izlenilmelidir. Doğan, din evrensel birliği sağlıyor ama çıkan hurafelerle bu bozulabilir dedi. Esasen Kur'an'da din denilen şey kozmik birlik demek olan tevhidden başka bir şey değildir. Doğan, İslam'ın modern bir din olduğunu vurguladı. Ve İslam bütün insanlığı kardeş yapmaya gelir. İşte bu manada bundan daha modern, daha ileri ne olabilir ki? Türkiye Gençlik Birliği Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dayanışma kahvaltısında bir araya geldi. Etkinlikte gelecek hafta yapılacak Uluslararası Anti-Emperyalist Gençlik Buluşması'na çağrı yapıldı. Türkiye Gençlik Birliği Muğla Temsilciliği Fethiye'de dayanışma kahvaltısı düzenledi. Muğlalıların yoğun katılım gösterdiği kahvaltıya TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şule Perinçek ve bölgedeki derneklerin temsilcileri de katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Doğan Özkan, cephede çarpışan Mehmetçi'ye selam gönderdi. Mehmetçik nasıl ki Afrin'de cephedeyse, bizler de Türkiye Gençlik Birliği olarak o cephenin bir parçasıyız ve üniversitelerde, liselerde o cepheyi hep birlikte büyütüyoruz. Etkinlikte konuşan Cem Dikmen, TGB'li gençleri anlattı. Türk gençliğine yatırım yapmak demek, Türkiye Cumhuriyeti'ne, geleceğine yatırım yapmak demek. Yaşanan süreci anlatan Şule Perinci, herkesi mücadeleye çağırdı. Onun için hepinizi Atatürk gibi olmaya davet ediyorum. Etkinliğin sonunda çekilişte adı okunanlara hediyeleri verildi. 3 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvuru süresi yarın sona eriyor. Kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilenler itirazlarını yarın mesai bitimine kadar yapmak zorunda. Kanun hükmünde kararnameyle hakkında işlem yapılanlar için OHAL Komisyonu'na başvuru da son gün pazartesi. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'na meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurumla kuruluşlarda çalışanlar başvuru yapabilecek. Başvuru yapacakların oalkomisyonu.başbakanlik.gov.tr adresinden alacağı başvuru formunu imzalayarak, ekinde ibraz edilecek belgelerle valiliklere veya ilgili kuruma teslim ederek görevli tarafından ona işlemi yaptırması gerekiyor. Başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 12 Mart 2018 pazartesi günü mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor. 22 Aralık 2017'den itibaren başvurular hakkında karar vermeye başlayan OHAL Komisyonu, Mart ayı verilerine göre 107.076 müracattan 6.400'ünü sonuçlandırmıştı. Komisyon, 100 kişi hakkında mesleğe iade kararı vermişti. Aydın Valiliği kent genelinde bir ay boyunca yapılacak her türlü açık hava etkinliğini yasakladı. Aydın Valiliği konser ve anma törenleri de dahil olmak üzere
her türlü açık hava etkinliğini yasakladı. Hatta bu anonsu valiliğin önünden yapmak istedik, olmadı. Aydın'da her türlü açık hava etkinliği yasaklandı. 30 gün boyunca konser verilemeyecek, stand açılamayacak, bildiri dağıtılamayacak. Basın açıklaması, anma toplantısı gibi hiçbir toplu eylem yapılamayacak. Valilik kararında kapalı mekan toplantıları da izne bağlandı. Tüm toplantılar izlenecek, gözetim altında tutulacak. Yağış az olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranı İstanbul'da %90'ı aştı. Bundan sonra yağmur yağmasa dahi barajlarda İstanbul'a 10 ay yetecek su rezervi bulunuyor. İstanbul barajları bu yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaştı. Kış aylarında yağışlar az olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranı %90'ı aştı. Türkiye'de kurak bir kış geçirilmesine rağmen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı %90.25 olarak ölçüldü. Bu rakamın bu yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Kazandere %100, Istırancalar %100, Papuçdere %92.89, Ömerli %100, Sazlıdere %43.65, Büyükçekmece %87.30, Alibeyköy %96.61, Terkos %99.80, Elmalı %57.97, Darlık %94.28. Son ölçümlere göre barajlarda 783 milyon 95 metreküp su birikti. Medeniyetler şehri Diyarbakır artık terörle değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle anılıyor. Diyarbakır bugünlerde kültür ve sanat haberleriyle gündemde. Medeniyetler şehri olarak bilinen Diyarbakır artık terörle değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle anılıyor. Diyarbakır'ı gerçekten herkesin gelip görmesini, buradaki kültürel zenginliği, buradaki maneviyatı bilmesini isteriz. Diyarbakır Yenişehir Kitap Günleri kapılarını ziyaretçilerine açtı. 130 üzerinde yayın evi ve 1 milyon üzerinde kitapla Diyarbakır'ın halkımızı davet ediyoruz. Fuarda yaklaşık 150 yayın evinden 1 milyona yakın çeşitli kitap standlardaki yerini aldı. Kitap fuarına gidenlere Afrin Harekatı'ndaki Mehmetçi'ye selam göndermek için Türk bayrağı hediye edildi. Isparta'da kitap sevgisi bir rekor daha kırdırdı. Isparta Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarına yine ilgi yoğundu. Şu anda burada bayram var. Kitaba olan ilgi bu nitelemeyi getirdi. Isparta'nın 10 gün boyunca gündemi kitaplar ve yazarlar oldu. Bir nüfusun %20'si gelirse çok başarılı bir fuar oluyor diyorlar. Bizim burada %20'si, şehrimizin %20'si 10 gün süreli bir günde geldi. Isparta Kitap Fuarı bu yıl ikinci kez kapılarını açtı. Geçtiğimiz yılki kitap, yazar, yayın evi ve ziyaretçi gibi kitaba dair tüm rakamları en az 2'ye katladı. 2850 çeşit kitap var ve 126 yazarımız geldi. Geçen sene 140 yayın evimiz vardı birinci fuarımızla. Şimdi ise 250 yayın yapan firmalarımız var burada. Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen fuar ziyaretçi akınına uğradı. Öyle ki fuar kent nüfusundan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Geçen sene bizim nüfusumuz 217 bindi, 244 bin ziyaretçi geldi. Sanırım bu sene 244'ü aşacağız. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a göre fuar Türk insanı okumaz, vaktini televizyon karşısında geçirir gibi eleştirileri çürüttü. Okuyan bir bölge haline gelmeye başladık. Çok da kitap satılıyor. Kitaplar yetmiyor. Paket paket kitap geliyor buradan. Şeyde ilave olarak. Onun için sevinçliyim. Ve Isparta için de bir bayram. Tabii çevre vilayetlerimizde bir bayram burada olmaya başladı. Sanki okuyan insanların bayramı, okumayanların da okuyan insanların bayramı halinde bir dönüşüm de olduğu kanaatindeyim. Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarda Başkan Günaydın yazarlarla bir araya geldi. Evet.
Vatan Partisi lideri aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek de fuarın yazarları arasındaydı. Kitapseverler için Perinçek kitaplarını imzaladı. İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde yıkım çalışmaları devam ediyor. Etrafı yüksek bir perdeyle kapatılan AKM'nin çatısı beton kırma makinesiyle yıkılıyor. Önce camlar ve çerçeveler söküldü, sonra iş makinalarıyla yıkıma başlandı. İstanbul Taksim Atatürk Kültür Merkezi'ndeki yıkım çalışmaları sürüyor. Etrafı yüksek bir perdeyle kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle çatıdaki yıkım çalışmalarına başlandı. Eski AKM'nin bitmesinin ardından yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına başlanacak. Yeni yapılacak binada 2500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark yapılacağı öğrenildi. Mozart ve Beethoven'ın eserleri İzmir'de seslendirildi. Yaşar Üniversitesi'nin 17. kuruluş yıl dönümünde klasik müzik ziyafeti yaşandı. Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, Rus sanatçı şef Alexander Rudin yönetiminde sezonun 3. konseriyle sahne aldı. Yaşar Üniversitesi'nin 17. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde Türkiye'den ve dünyadan ünlü solistlerle klasik müziğin seçkin eserleri seslendirildi. Konserde piyanist ve müzik kuramcısı doçent doktor Paolo Susanni ile İzmir Devlet Opera ve Balesi keman sanatçısı Tolga Kulak solist olarak yer aldı. Klasik Batı müziğinin dünyaca ünlü bestecileri Mozart ve Beethoven'ın eserleri seslendirildi. Susani ve Kulak performanslarıyla İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası İzmir'de birçok ilki barındırıyor. Vakıf üniversitelerinin ilk oda orkestrası olma özelliğini taşıyor. Konser, festival ve resitallerde Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası ile İdil Biret, Gülsin Onay, Kerem Görsev, Alexander Rudin gibi dünyaca isimler solist olarak sahne aldı. Sezonun 4. konseri 25 Nisan'da yapılacak. Şef Rengim Gökmen yönetimindeki orkestra, solist Berlin Filarmoni Orkestrası'nın baş viyolacısı Japon sanatçı Naoko Shimizu ile İzmirlilere müzik ziyafeti sunacak. Gelişmeleri aktardık. Saat 16'da görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.